Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi'ne katılımlar sürüyor. Yeniden Refah Partisi son dönemde üye sayısını tırmanışa geçiren ikinci partilerden biri. İlki İyi Parti, ikincisi ise Yeniden Refah Partisi. AKP'den ayrılanların büyük bir bölümü Yeniden Refah Partisi'ne katılmayı sürdürüyorlar. Geçtiğimiz haftalarda AKP'nin kalesi konumundaki Konya'da büyük bir katılım gerçekleşmişti. Şu anda Yeniden Refah Partisi üye sayısını 300 bine yaklaştırmış durumda. Ali Babacan gibi, Ahmet Davutoğlu gibi televizyon kanallarında pek yer bulamıyor üstelik. Bugün muhalif medyaya baktığınız zaman her yerde Ali Babacan'ı gösteriyorlar. Sanki büyük bir oy patlaması yapacakmış gibi. Üye sayısına baktığınız zaman ise Deva Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin yarısı kadar bile yok. AKP'den kopanların büyük bir bölümü aslında Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne katılabilirdi. Ancak ne oldu? Bu her iki parti kurulduktan sonra CHP ile birlikte hareket ettiği için AKP tabanından kopan kişiler bu iki partiye yönelmedi. İlk durak olarak Yeniden Refah Partisi'ni tercih ettiler. Bunu da Ali Babacan gördüğü için zaten Millet İttifakı'na katılmama kararı aldı. Ben bu tezimin arkasındayım. Yalansa çıksın, yalan desin. AKP tabanından kopanların büyük bir bölümü onun kulağına fısıldıyordu. Biz seninle hareket etmek istiyoruz. Hatta vekil düzeyinde bile kişiler AKP'den ayrılarak Ali Babacan'ın yanında hareket etmek istediklerini söylüyorlar. Ancak sen CHP ile birlikte hareket ettiğin için, Millet İttifakı'na katılacağım görüntüsü çizdiğin için biz kendimize yediremiyoruz, gelmek istemiyoruz diyorlardı. Bunu Ali Babacan belki partiyi kurduktan sonra yapsaydı, CHP'nin kuyruğuna takılmasaydı belki daha fazla oy alabilecekken bugün %2, %3 seviyesinde bir oy ya alacak ya alamayacak. Gelelim istifa haberine. Ardahan'ın Köprülü beldesinde AKP'li belediye meclis üyesi Orhan Çarkçı ve beraberindeki 50 kişi AKP'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldılar. Yeniden Refah Partisi de Ardahan İl Başkanlığı sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yapmış. Durancam Köyü Köprülü Belediyesi AKP meclis üyesi Oktay Çarkçı istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne 50 üye ile birlikte geçti. Artık çare var, artık Yeniden Refah Partisi var şeklinde bir paylaşım yapmışlar. Ben her zaman diyorum, seçimin sürprizi gerçekten Yeniden Refah Partisi olacak. Bugün gidin AKP tabanındaki kişilere sorun. AKP haricinde, AKP olmasa, Erdoğan siyaseti bıraksa, siyasete veda etse, tercih edeceğiniz parti hangisi olur diye sorsanız büyük bir bölümü Yeniden Refah Partisi yanıtını veriyor. Kabul etseniz de etmeseniz de gerçek bu yönde. Sokağa çıkıp gidin AKP tabanındaki kişilere sorun, onların büyük bir bölümü bu şekilde Yeniden Refah Partisi diyor.